Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Zülay Karan. Bugün kuzenim Yusuf'la birlikte bize Instagram'dan sorduğunuz soruları cevaplayacağız. Şimdi kuzenim size kendisini tanıtsın. Adım Yusuf, Zülay'ın kuzeniyim. Yaşar Acar Fen Lisesi'ne gidiyorum. Bugün Instagram'dan bize sorduğunuz Fen Lisesi ile alakalı soruları yanıtlayacağız. O zaman hadi başlayalım. Başlayalım. 9 çok zor, 75'ler yukarı notları unut gibi şeyler söylüyorlar. Açıkçası biraz korkuyorum. Senin fikirlerin ne? Yani aslında 75'ten yukarı notları unutmak çalışmamak demek. Yani çalışmazsanız tabii ki de 75'ten yukarı notları unutuyorsunuz. Çalışırsanız gayet de iyi notlar alabiliyorsunuz. Özellikle en zor sınavda bile 100 alan arkadaşlarım var. O yüzden 75'ten yukarı notları unut gibi sözler bence bir yerden sonra yalan gibi bir şey oluyor. Sosyal aktiviteleri nasıl? Okulumuzda sosyal aktiviteler var. Sınıflar arası turnuvalar, masa tenis turnuvaları vesaire vesaire. Ama bir yerden sonra tabii ki de ders odaklı bir okul olduğumuz için sosyal aktiviteler biraz geri planda kalabiliyor. Ama yok da değil yani. Sınıflar arası, okullar arası turnuvalarımız sürekli devam ediyor. Sizce LGS'yi kazanmanın sırrı nedir? Disiplinli çalışmak, moralini bozmamak. Evet, bence de planlı çalışmak. Hiçbir şekilde disiplini bozmayacaksınız ve programınıza ayak uyduracaksınız. Programınıza ayak uydurmayı bir süre sonra kestikten sonra artık hiç gitmiyor. Sorularınızı çözmemeye başladığınızda bir sonraki gün masaya oturasınız gelmiyor. Soru çözmek istemiyor canınız. O yüzden kendinizi sıkın artık bir süre alışana kadar test çözmeye sıkın. Hangi derslerden kaç soru çözmemiz gerekiyor? Yani bu kişiden kişiye göre değişir ama tabii ki de matematik, fen, Türkçe gibi önemli dersler ağırlık kesinlikle daha çok ağırlık verilmesi gerekiyor. Yani kendinize göre. Babam, görüntüler ya. Efendim baba. Fen lisesinde sayısal alan dışında başka bir alan tercihi yapılabilir mi? Ben de daha yeni 11. sınıfa geçtim. Bildiğim kadarıyla yok. Ama varsa da mantıksız olur çünkü zaten sayısal bir okula geliyorsanız ve sözel bir ders seçmek istiyorsanız biraz mantıksız kalır. Yani benim bildiğim kadarıyla yok. Motivasyonun düştüğünde kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Yani telefonumu açıyorum, YouTube'a giriyorum, video vesaire izliyorum ya da şarkı dinliyorum. Bu şekilde motive oluyorum. LGS'de heyecan yaptın mı? Hayır, hiç heyecan yapmadım çünkü heyecan yapıp da kötü sonuçlar alan çok fazla tanıdığım var. O yüzden kendimi heyecan yapmamak üzere hazırlamıştım sınava gitmeden önce. Fen lisesine gitmek büyük bir ayrıcalık mıdır? Parantezi açmış, Ayşe Dalgın parantezi kapatmış, Erzurum'dan selamlar. Yani pek bir ayrıcalığı yok. Tabii ki de farkları oluyor. Yani sayısal alanda daha çok yetiştiriliyorsunuz. Ama diğer okullarla arasında pek bir ayrıcalık söz konusu değil bence. Ders çalışma programın nasıldı? Neye göre hazırladın? Yani ders çalışma programımı ben dershaneye gidiyordum. Dershane saatlerimin dışındaki boş saatlerimi ele alarak kendime belirli mola saatleri ve belirli çalışma saatleri ayarladım. Kesinlikle çok uzun aralıksız çalışmalar yapmıyordum. Molalarımı kesinlikle veriyordum. Ve son 4 ay bulabildiğim her boşluğu değerlendirdim. Molalarımı kesinlikle silmedim ama her boşluğu değerlendirdim. Keşke Anadolu Lisesi'ne gitsem diye pişman oldun mu? Ayşe Naz yazmış. Yani hazırlıksız bir liseye gittiğim için pişman oldum ama Anadolu'ya gitmedim diye pişman olmadım. Keşke Anadolu gibi hazırlık olsaydı bizim okulumuzda da ama bildiğim kadarıyla fen liselerinde hazırlık olmuyor. Şimdi sanırım en merak edilen soruya geldik. Kaç puan aldın? Yüzdeliğin neydi? 468 puan yapmıştım galiba. 0.70 gibi de bir yüzdelik dilimim vardı. 2019'da. 2020. Yo, 2020'de GS'de. Çok sıkıyorlar mı? Çok sıkmıyorlar ama öğrenciden her zaman daha fazlasını istiyorlar. Mesela bu sınavda 10 yaptım, bir sonrakinde 15 yap, bir sonrakinde 20 yap. Sürekli bir artış bekliyorlar. Yani bu da bir süre sonra sıkıyor olabilir ama mecburlar bunu yapmaya, yoksa öğrenci gelişmiyor. Nasıl düzenli çalışmayı becerebildiniz? Yani LGS senesinde bana bu sene çalış, seneye daha kolaylar dedikleri için ben de öyle düşünerek çok fazla çalıştım. Tabii ilk birkaç ay çalışmıyordum pek fazla ama pandemi dönemine girdiğimizde ailem de evde olduğu için
Yani çalıştım. Bir süre sonra artık alışmaya başladım çalışmaya. O şekilde oldu. Yani her gün masaya oturunca bir süre sonra alışkanlık oluyor. Nasıl motivasyon kazandınız? Hiç moralinizin düştüğü, ben yapamam dediğiniz yer oldu mu? Yani tabii ki de bir yerde ben yapamam diyorsun ama yani gelip geçiyor. Sonuçta yapabiliyorsun bir süre sonra. Yani soru çözdükçe o ben yapamam kısmını geçiyorsun. Ders çalışırken direkt beceri temelli sorular ile mi başladı yoksa kazanım testleri de çözdü mü? Yani bir kere şimdi kitap ismi vermeyeyim. Çok zor bir yeni nesil sorusu kitabı almıştım elime daha ilk aylarda ve çözemeyince üzülmüştüm. Ama yani bunu yapmayın kesinlikle. En basit sorulardan konuları öğrenmeye başlayın. Yeni nesil sorulara kimse alışık değildi bizim senelerimizde. Yeni nesil sorular zaten yavaş yavaş oturuyor. LGS sürecinde en severek kullandığın yayın evi, test kitabı, deneme. Yayın evi test kitabı deneme olarak tek tek söylemeyeyim ama Hız Yayınları ve Nitelik Yayınları'nı kullanmayı çok seviyordum. Çünkü iki yayında çok öğretici, çok yani Konuyu pekiştirici. kolaylaştırıyor konuyu anlamanızı. Hem dershane, hem okul kursu, hem de özel hoca LGS için çok fazla gelir mi, bıktırır mı ders çalışmaktan? Yani hem dershane hem okul kursu hem özel hoca bence çok gereksiz olur. Ben de dershaneye gittim sadece. Onun dışında çünkü evde harcayacağınız bir boş zamanınızın da kalması gerekiyor ve her gün farklı bir yere giderek kendinizi de yormamanız gerekiyor bence. Bir de arkadaşlar eğer böyle bir şey yaparsanız 4-5 tane matematik hocanız olacak ve herkesin anlatımı farklı. İyice kafanız allak bullak olur. Yeni soruya geçiyorum. Paragraf çözmeye... Yeni soruya geçelim. Paragraf çözmeye Ağustos ayında başlamam sence doğru mu ve kaç paragraf sorusu çözeyim? Yani paragraf çözmek kişiden kişiye göre değişir. Yani ne kadar kitap okuduğunuza bağlı olarak da değişebilir. Çünkü paragrafın belirli bir konusu yok ama paragrafı alışmanız gerekiyor. Çünkü sınavda uzun bir soru çıktığında sınavda sorularınızı harcayacağınız belirli vakitten çalmış olursunuz eğer paragrafa alışkın değilseniz. Mesela uzun bir paragrafı 5 dakikada okursanız bu çok büyük bir vakit kaybı olur sizin için. O yüzden kendinizi hazırlayabildiğiniz sürece paragraf çözün ama belirli bir soru sayısı söylemek mümkün değil. Çünkü herkesin farklı bir bünyesi var, herkesin farklı bir anlayışı var. Ders çalışmayı bıraktığı zamanlar oldu mu? Bir de seni çok seviyorum. Teşekkürler. Ben de sizi çok seviyorum. Ders çalışmayı bıraktığım zamanlar bazen oldu. Yani bazen moralim çok bozuluyordu. Özellikle ilk başlarda çok yanlış yaptığım testler çıkabiliyordu. Bu zamanlarda da ders çalışmayı bir süreliğine bırakıyorsunuz, bir mola vermek istiyorsunuz. Ama kesinlikle uzun bir ara vermedim. 2-3 gün, belki 4 gün hiçbir zaman öyle bir ara vermedim. Sonucunuz sizi tatmin etti mi? Çok seviliyorsun. Teşekkürler. Sonucum tabii ki de beni tatmin etti. Olabildiğince yüksek puanlı bir okula gittim. Evet, tatmin etti beni sonucum. Ben kendimden daha iyisini bekliyordum ama bu sonucum da kötü değil bence. Müfredat açısından Anadolu Lisesi ile farkları nedir? Anadolu Lisesi ile farkları bazı sayısal konularda farklı yerlere giriliyor ama bunlar genelde sınavlarda çıkmayacak şeyler oluyor. O yüzden müfredat açısından farklı olan kısımları sadece mesela bizim matematik dersimiz Fen Lisesi Matematik diye geçiyor. Ondan başka bir fark ben bilmiyorum daha. 11. sınıfta varmış galiba farklılıklar ama biz de daha yeni 11'e geçtik. Daha görmedim o konuları. Şimdiki fikrinizle o kadar fazla çalışır mıydınız? Adımı söyler misin? Videolarını izliyorum da. Adı da sanırım Irmak. Yani tabii ki de o kadar fazla çalışırdım. Çünkü çalışmazsan olmuyor. Çalışmadığın sürece olmuyor. Çünkü konuları doğuştan bilmediğin için illaki o kadar fazla çalışman gerekiyor. Ben de çalışırdım. LGS döneminde günde yaklaşık kaç dakika saat telefona baktın? Yani benim LGS dönemim pandemiye denk geldi. 2019'da sınavlara çalışmaya başladığımda telefonum yoktu. Tuşlu bir telefon kullanıyordum. Çünkü yani telefona bakmayı seven birisi olduğum için onunla dikkat dağıtmak istemedim. Ama pandemi dönemine geçiş yaptığımızda telefonumu geri aldım. Çünkü boş vakitlerimde evin içinde çok sıkılıyordum. Ben de tam tersi LGS dönemim boyunca hep telefonum yanımdaydı ama ben kontrollü kullanıyordum. Günlük kaç soru çözülmeli? Yani kişiden kişiye göre değişir ama sınav zamanına doğru yavaş yavaş arttırılması ve denemelerin çözülmesi kesinlikle gerekiyor. Fen Lisesi'ne gitmek için çok uzak bir şehire gitmeye değer mi?
Ya bence değmez. Bizim okulumuza doğudan gelenler de var. Bu arada benim okulum İstanbul'da. Doğudan gelenler de var ve yurtlarda kalıyorlar. Bence yani çok da önemli değil bu uzak şehirden gelme. Kendi şehrindeki daha iyi bir okulu tercih edebilir bence. 7. sınıfın yaz tatilinde çalışmaya başlamış mıydınız? Ben 7. sınıfın yaz tatilinde çalışmaya başlamadım. 8. sınıfa geçerken dershanenin kampları oluyordu. Yani haftada 2-3 kere onlara gidiyorduk, test çözüyorduk orada. Onun dışında 7. sınıfla 8. sınıfa bağlayan yaz tatilinin başından beri hiç asla çalışmadım. Ben yaz tatilinde çalışmıştım ama abartarak çalışmadım. Mesela matematikten bir iki konuyu halletmiştim, o kadar. Nasıl sosyalleşti? İlk günü nasıldı? Öğretmenler Fendi'ye farklı davranıyor muydu? 9. sınıfta bizim sınavlarımızın olduğu hafta, bu pandemi dönemine denk geldiği için sadece 1-2 hafta okulları açmışlardı. Ben orada okula gidemedim. Çünkü hastaydım, sınavlara da giremedim. Sınavlarımı telafiye bıraktığım için orada insanlar tanışmış. Ben pek kişiyle tanışamadığım için 10. sınıfın başında ilk defa okula gidiyormuşum gibi bir şey oldu. O yüzden 10. sınıfta biraz arkadaş edinmem uzun sürdü. Ama o kadar da uzun sürmedi. Çünkü uzun süre belirli bir ortamda bulunacağınız insanlarla zaten tanışıyorsunuz. Fen Lisesi'nde YKS'de çıkmayan konular öğretiyorlar mı? Evet, öğretiyorlar ama ağırlıklı değil. Bir de bir önceki soruda da öğretmenler Fen Lisesi diye farklı davranıyor muydu sorusu vardı. Onu kaçırmışız. Şimdi onu cevaplayacak. Yani fen lisesi diye farklı davranılıyor mu? Şöyle oluyor, öğretmenler üzerinize çok düşüyorlar. Konuları öğrenmenizi çok istiyorlar. Soru sorulduğunda kesinlikle cevap vermemezlik yapmıyorlar. Ama bu fen lisesi mi diye bilmiyorum. Öğrenciye değer verdikleri için olduğunu düşünüyorum ben. LGS sürecinde kitap okuyor muydu? Yani ben pek kitap okumadım LGS sürecinde. Genelde kitap şeyimi paragraf sorusu çözerek kapattım. İlk sene zor geliyor mu? İlk sene okula gidemediğim için pek bilmiyorum. İlk seneyi 10. sınıf olarak alırsak hele, yani biraz zor oluyor tabii ki de. Merhaba, benim hiç kitap okuma alışkanlığım yok. Fen Lisesi için okumalı mıyız? Yani dediğim gibi az önceki soruda da pek kitap okumanın şeyini görmedim ben, zararını görmedim ben. İlla ki zararları vardır. Ama dediğim gibi paragraf çözerek de bu arayı kapatabiliriz. Fen Lisesi'nde YKS'ye 9. sınıfta başlıyorlarmış, doğru mu? Yani çözenler var, evet, kendi kitaplarını tedarik edip. AYT çalışanlar da var 11. 12. sınıfı konularını. Ama çok fazla da yok yani. Olan var, evet. Yeni nesil sorulara nasıl alıştın? Lütfen cevaplayın. İlk sorulardan birinde demiştim kesinlikle başta zor yeni nesil sorulara yönelmeyin diye. Çünkü yönelince de çözemiyorsunuz. Çözmesi çok zorlaşıyor. Bundan sonra da moraliniz düşmeye başlıyor. Çözemedim, çözemedim algısına kapılıyorsunuz. Asla böyle bir şey yok. Zamanla oturuyor yeni nesil soru çözme alışkanlığı. Çünkü ondan öncesinde daha yeni nesil sorularla pek yatkınlığınız olmadığı için bir süre alıyor tabii ki de. Sence Fen Lisesi'ni kazanmak şart mı? Yani fen lisesi kazanmak kesinlikle şart değil. Çünkü puanı çok yüksek olan Anadolu liseleri de var. Eğitimi çok iyi olan Anadolu liseleri de olduğu için fen lisesi kazanmak istediğiniz alana göre şart. Yani eğer ki sayısal bir alan istiyorsanız evet, fen lisesini tercih edebilirsiniz. Yani Fen Lisesi düzeyinde Anadolu liseleri de var. Evet. Çok soru çözmek mi? Az soru çözüp tam öğrenmek mi? İkisi de değil, yeterli sayıda soru çözüp tam olarak öğrenmek. Çünkü çok soru çözüp bir yere varamazsınız. Çünkü çok soru çözmek için kendinizi yıpratırsınız ya da kolay sorular çözersiniz. Az soru çözerseniz de bir süre sonra artık soru kalıplarını öğrenmeniz gerekiyor. Bu da az soru çözerek olacak bir şey değil. O yüzden yeterli sayıda soru çözüp yeterli sayıda öğrenmek gerekiyor. Matematiğe nasıl çalıştın? Yani matematiğe nasıl çalıştın derken? Test çözerek çalıştım. Matematik zaten bir temelinin olması gereken bir konu. Eğer 5, 6, 7 vesaire vesaire bu konuları bilmiyorsak yani zor bu matematiği öğrenmeniz. Çünkü baştaki konuyu bilmezsen sonraki konu onun üstüne yerleşmiyor. O yüzden matematiğe çalışmak için ilk konuları bilmek gerekiyor. Sonra zaten düzenli çalıştıkça üstüne oturuyor yani konular. Özel okulda mı okudunuz hep? Hayır, ben hiç özel okula gitmedim. Şu ana kadar hep devlet okulundaydım. Hala da devlet okulundayım. Ben ilkokulda devlet okuluna gittim, ortaokulda özel okula gittim. Fen Lisesi'ni hedef olarak belirlemiş miydi yoksa puanı tutunca mı gitmeye karar verdi?
Yani ben aslında çapa fene hedeflemiştim ama puanım oraya tutmadı. Yani hedefim de bir fen lisesi olduğu için ben de başka bir fen lisesini tercih ettim. Yani hedefimde kısmen fen lisesi vardı, evet. Fen lisesine gidenler hiç eğlenceli ortam yok diyor. Doğru mu? Yani sıkıcı bir okul mu? Yani bir yere kadar doğru ama bir yerden sonra da yanlış, çünkü yani bir etkinlikler oluyor, arkadaşınla buluşup gezmeler vesaire vesaire oluyor ama ortaokuldaki arkadaşlarımla tabii ki de daha çok etkinlik yapıyorduk, daha çok şey yapıyorduk. Şimdi lise düzeyine geçtiğimiz için bazı arkadaşlarımız da okulumuz iyi olduğu için uzaktan geldiği için ortam tabii ki de bir yere kadar azalıyor. Evet, sorularımız bu kadardı. Evet, gider Şey, kapatıyor. Yusuf'a videoma konuk olduğu için teşekkür ederim. Diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.